Herkese merhabalar, hoş geldiniz. What If'in 6. bölüm incelemesiyle karşınızdayım. Yine bir Tony Stark'la alakalı bir şeyler izlettiler bize. Bu bölüm, Killmonger'ın kaleyi içeriden fethetmesini anlatıyordu. Zaten ilk Iron Man filmindeki olan sahneleri birebir ilk başlarda gösterdiler... ...ve ardından tam şaraptan patlayacakken Killmonger'ın gelip Tony Stark'ı kurtardığını gördük. What If olarak baktığımızda benim için meh bir bölümdü bence ama killmonger'ın o planını yaptığı planı tony stark'ın o zekasını kullanarak elde ettiği silah mevzuları falan benim hoşuma gitti. Ben Killmonger'ı zaten seviyorum. Yani Black Panther kötüsü olarak da bence gayet kaliteli bir kötüydü. Michael B. Jordan 10 numara iş çıkarmıştı. Burada da Killmonger'ın daha fazla kendini geliştirmiş işte suikastçı vesaire olmuş. Burada bir tık daha fazla gördük. O ne kadar iyi bir stratejist olduğunu, ne kadar iyi mevzuları kavrayabildiğini, ne kadar iyi oyuncu olabildiğini, gerek Pepper gerek Happy Rhodes'un bu adam bir şey istiyor, herkes bir şey ister ama bunun istediği bir şey yok. Biz bulamadık, anlayamadık demişlerdi. Gerçekten o kadar iyi bir oyunculuk sergiledi ki Tony Stark'ı da kandırdı. Hatta Tony Stark'ı biraz daha zorlasa Iron Man bile yapabilirdi. Bazı noktalarda işte bu multiverse mevzusunda işte ark reaktörü çok mantıklı çalışır ama boşver falan aslında e, Iron Man 2'de arka reaktörünü biliyorsunuz buluyordu. Babasının notlarıyla alakalı mevzuları birleştirip buluyordu. Burada arka reaktörünü belki de Killmonger olduğu için direkt saf dışı bırakıyor. Ve Vibranium olay yine Wakanda'ya bağlanıyor. Wakanda, Tony Stark arasında baya bir gidip geliyor zaten bu hikayeye. Daha doğrusu Vadif. Çünkü 4 bölüm seslendirmiş e, Chadwick Boseman. Bu işte geriye kaldı bir bölüm. Üç seslendirmeyi yaptı. Bir bölüm daha seslendirecek. Orada da göreceğiz. Burada Killmonger'ın aslında intikam hikayesini farklı bir gözden ve başarıya ulaşmış şekilde görmüş olduk. Babasının intikamını aldı. Hem Chala'yı öldürdü. Black Panther'ı öldürdü. Hem gitti Ullis Klav'ı öldürdü. Hem gitti Rhodes'u öldürdü. Connie Stark'ı öldürdü ve sonunda Black Panther olmayı başardı. Bu yolda gerçekten doğru hamlelerle gitti. İşte burada yine internette tartışılan konu şu oluyor genelde. Killmonger bir kötü karakter midir? Ya bence Killmonger kesinlikle bir kötü karakter değil. Gri bir karakter. Evet insan öldürebiliyor. Amacına ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Her şeyi ve herkesi ziyan edebilir, öldürebilir. Bu da Machiavellis tarafını zaten çok net gösteriyor. Ve burada da onu çok iyi aktarmışlar yani Black Panther olmak, diğer Black Panther ben olacağım deyip o planı ve daha fazlasını istemesi zaten çok güzel aktarılmış. Tony Stark burada biraz yancı görevindeydi. Yani evet biraz daha yancı taraftaydı ama Killmonger'ı hani öldürmek ve ne kadar iyi çalıştığını falan da gösteriyorlar. Illus Claw'u gördük yine. Illus Claw'ın zaten onun Vibranium işte ne bileyim hazinesi diyebiliriz herhalde. Bunları satıyordu zaten. E, Ultron filminde de Ultron da kolunu koparmıştı biliyorsunuz bütün e, vibranyumu aldığında. E, o böyle bir anda paraya aktarmıştı. Burada Ulysses Claw yine bir şekilde öldürülüyor ama Multiverse mevzusu olduğu için biraz daha farklı öldürülüyor. E, Black Panther filminde Ulus Claw'ı yine Killmonger öldürüyordu ve onun cesedini aynı şekilde Wakanda'ya götürüyordu. Burada da bir şekilde Olaylar değişiyor, birlikte çalışıyorlar gibi. Yine öldürüyor ve yine Wakanda'ya götürüyor. Bazı noktalar benzer. Ama ben gerçekten hani bölümün gidişatına baktığımızda o işte Michael B. Jordan'ın Black Panther filminde yapmak isteyip yapamadığı ne varsa yapmışlar. Yani bence başarılı da olmuş. Yani ben bölümü meh buldum ama anlatmak istedikleri ve aktardıkları bir vadif bölümü olarak yarım saatte ne anlatabilirsiniz? İşte bu kadar anlatabilirsiniz ve bence gayet başarılıydı. Daha farklı şeyler de görmek isterdim. Mesela hani Tony Stark'ın oradan gizli bir şey çıkarması. işte robot çıkarmasından ziyade kendine bir zırh yapmış halde çıkmasını beklerdim. Belki de o, o şekilde hani bizdir yapmış ve o şekilde hikaye devam edebilirdi. Yine öyle ölecekse de ölebilirdi. Yani Killmonger zaten belli ki kafaya koymuş nasıl öldüreceğini bir, bir, seri katil gibi öldürüyor ve ne olduğunu anlamadan hiç şey yapmadan kimse anlamadan olayların üstünden geçiyor. General Rose'u da kandırıyor. Ya yani bu, bu şekilde yarım saatte ...birçok şeyi hızlı hızlı geçen bir Killmonger izlettiler bize. 6 bölümün içerisinde bunu nereye koyarım pek bilemiyorum açıkçası. Yani ortalarda bir yerlerde olur en iyisi kesinlikle Strange bölümü ama... ...bölümü izlerken yani şu bölümü izlerken şey hissettim... ...ulan dedim hani Michael B. Jordan'ın Killmonger'ını biraz daha fazla görsek... ...acaba MCG'ye ne katkısı olurdu diye düşündüm. Çok daha iyi olabilirmiş. Yani ben Michael B. Jordan'ın oyunculuğunu da çok beğenen taraftayım. Gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Keza hani o filmde de hakkını vererek, Black Panther filminde de hakkını vererek... Bir ölüm yaşattılar ona. Onun ölümü bence MCU içerisindeki en doğru yazılmış ölümlerden birisi bence. Hani normal şekilde zaman timelineında gelmese biraz güç onun farkındayım ama çünkü o ölümü reddedersin. Yani o kadar güzel yazdığın ölümü yok saymış olursun. Evet yani Marvel sinematik evreni değil yani tüm çizgi romanlarda ölüler hiçbir zaman ölü kalmıyor. Yarın bir gün Tony Stark'ı da görebiliriz ama ben acaba bir şekilde devam eder mi diye düşünüyorum çünkü çok iyi oyuncu. Hatta onun şey mevzusu döndü. Black Panther 2'de Chadwick Boseman'ın yerine Michael B. Jordan Black Panther olacak mevsu dönmüştü. Yani yeni bir recast mantığında ama bu da Chadwick Boseman'a bir işte onun mirasını onurlandırmak için böyle bir şey yapmak istemediklerini dile getirdiler. Ve onun için olmayacak. Ben gerçekten hani bu bölümde Clemonger'ı görmekten keyif aldım. Onun hikayesini, onun aktarımını izlemekten keyif aldım. Pepper'ın yine Pepper'lığını yaptığını, Shuri'nin yine Shuri'liğini yaptığını aslında. İkisinin de ne kadar zeki karakterler olduğunu biliyoruz. E, gayet akıllı karakterler ve bunları da gayet iyi aktarmışlar, iyi yazmışlar. Diyalogları falan da beğendim ben. Benim diyeceklerim bunlar yani o kadar aman aman uzun uzun bir inceleme çekmek zor gibi görünüyor zaten bu vadiflere ama yine fikrimi sizlere aktarmak istedim ben beğendim sizler yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.